Efendim? Ablam geldi Adapazarı'ndan. Ne olmuş? Ferhunde abla hakkında konuşmak için gelmiş. Ben de makbuzu verdim. Onu söylemek için aradım. İyi. Aferin sana. Sırtını sıvazlayayım mı bir de? Zaten yapman gereken şey buydu. Haber vereyim dedim. Hata ettim. Doğru mudur Fikret? Şevket'i aldatıyorsa vallahi koyarım kapının önüne. Derhal hiç dinlemem. Şevket'e nasıl söylenir böyle bir şey? Ben şimdiden onu düşünüyorum. Anne. Odasına bakacağım şunu. Ne yapıyorsun? Dur. Sus. Ne arıyorsun? Bilmiyorum. Fotoğraf, mektup, bir şey. Bilmiyorum ama bulacağım. Ben de dolaplara bakayım. Çantaların içine bak. İnanmıyorum size. Yok anam yok. Karda yürür, izini belli etmez. Bu gazeteleri niye saklamış acaba? İş aradı ya, ondandır. Ha. Cevriye Hanım gibi hissettim kendimi. Neyse ki benim saklayacak bir şeyim yok. Geldi, vallahi geldi. Oh. Ama çok şükür, vallahi yüreğime iniyordu. Ne yapıyorsunuz siz? Hiç sorma. Olanları bir bilsen. Biliyorum. Ben aradım, söyledim. Zahir mi? Hoş geldin abla. Hoş bulduk canım. Ne işiniz var odada? Bakıyordum. Başka neler saklıyor diye ama... Ay, o geldi sandım, vallahi ödüm patladı. Niye korkuyorsun anneciğim? Artık onun ödü patlasın bizden. Öyle aslında ama çirkef işte kızım, bulaşır. Ben de Can Bey'le konuşmaya gittim. Ya ne için? Ferhunde'nin bu yaptığı cezasız kalmasın diye. Adaleti yanılttı. Yalan söyledi. Evet doğru. Hiç o tarafını düşünmemiştim. Onun için arayan istediğiniz gibi. Ben de bakayım başka bir şey bulabilecek miyiz? Hadi. Babam nerede? Duramadı evde. Yürüyüşe gitti. Bilmediğin neler var? Fikret anlatsın. Tahsin dün sabah bir adamın arabasından inerken görmüş. Hadi canım. Ya. Nasıl bir kadın bu? Ne aşağılık bir kadın. Abim zerre kadar umurunda değil. Anneciğim yeter artık. Çıkalım hadi. Dur bakayım dur. Şurada ne var? Hadi anneciğim hadi. Satılık ev arıyormuş. Bak ilanları işaretlemiş. Bakayım. Bak işte. Aa, ondan saklamış gazeteleri. Ben de iş için sandım. Fikret gel bak kaç tane işaretlemiş hem de. Aldığınız yere koyun onları. Karıştırdığımızı anlamasın. Anlarsa anlasın. Bir de hesap mı soracak? Anne. Ay tamam. Üf. Ay ateş bastı vallahi. Gazetenin tarihini gördün değil mi? Banka makbuzunun tarihinden hemen birkaç gün sonrası. Parayı alır almaz ev aramaya başlamış. Ne yaptı, buldu mu acaba? Bulmuştur o. Hafta sonları çalışıyorum diye uyutuyordu bizi. Ev aramaya gidiyormuş bak. Belki de sevgilisiyle buluşuyordu, ne biliyorsun? Ay sus vallahi fena oluyorum ya. Meğer çoktan yola çıkmış bu kızım. Çoktan gözden çıkarmış Şevket'i. Şevket gibi çocuğa yapılır mı bu? Benim oğluma yapılır mı bu? Ona para yetiştirecek diye hapislere girdi benim oğlum. O arkasından hemen buldu birini. Belki de daha önceden vardı. Olur. Her şey beklenir ondan. Ben adamın kim olduğunu merak ediyorum. Ben hiç etmiyorum. İş yerinden biridir belki. Her kimse ona da yazıklar olsun.
evli baktı kadına geziyor utanmadan. Adama evli olduğunu söyledin mi bakalım? Abimle de başlarken söylememişti. Sus Leyla, sus kızım. Vallahi fenalık geliyor. Ay, biriniz bir su verin ne olur, sıcaklandım. Oh. 15-10. Aa, çıkmış bak. Dakika başı ölçülmez ki bu. Psikolojik olarak yüksek çıkar. Ne yapayım kızım? Çarpıntım var. İçim pırpır ediyor. Sinirden. Bileklerini ovayım biraz. Aa, şu omzumu ova biraz. Kas katı kesildi. Hadi kızım. Gözü kör olmaya sıcağı ne hallere düşürdü bizi. Oh, baban da gitti gelmedi. Onu da merak ediyorum. Akşamı düşünüyordur. Bakalım Ferhunde Hanım nasıl savunacak kendini? Ne yalanlar uyduracak yine? Artık bir şey söyleyecek hali yok. Niye akşam bekliyoruz ki? Açıp telefonu bir bir vuralım yüzüne. Bütün rezilliğini sayıp dökelim. Sağ ol. Gelmesin artık bu eve. O sahtekar yüzünü görmeyelim bir daha. Sakın. Siz bir şey söylemeyin. Babanız kızar. Bırakın o konuşsun. Ne diyecekse, nasıl söyleyecekse o söylesin. Oh, o bizim gibi değil. En kızgın zamanda bile sakin konuşmasını bilir. Sakin konuşmazsak ne olur? Ferhunde duyacağı her lafı hak etmiyor mu? Kovalın defolsun gitsin işte. Abine ne deriz kızım sonra? Ona da yalan söyler, bizi suçlu durumuna düşürürse ne yaparız? Evden gitmesi problemi çözse tamam da... bu evlilik nereye gidecek, ne olacak? Asıl mesele bu. Onun için susun sabredin şimdi. Babanız gelince de öyle vavelayı vermeyin ortalığı ama... patırtı gürültü çıkmasın. Kimse duymasın rezilliğimizi yani. Nereye? Uzanacağım biraz. Sakın arayayım deme. Leyla. Tamam ağa. Hoş bulduk. Çok başım ağrıyor. İzin aldım, yatacağım biraz. Şşş, içeride. Leyla. Ne tembihledim ben size ha? Hadi yürüyün içeri, yürüyün. Necla. Öyle üstüne atlamak yok hemen. Durun bakalım. Ben de bilirim değil mi saçına yapışmayı? Ama tutuyorum kendimi. Siz de tutacaksınız. Babanız geldi. Bakalım o tutabilecek mi kendini? Allah'ım sen koru yarabbim. Canım gel oturalım biraz dışarıda. Kızlarla bahçeye çıkıyorduk oturmaya. Girme hadi gel sen de. Gel oturalım azıcık hadi. Önce şununla bir konuşayım da. Sen gördün mü? Baş ağrıyormuş odasına çekildi. Çıkartırım ben şimdi. Babacığım. Konuşacağım kızım. Şu meselenin bir an önce açıklığa kavuşması lazım. Sonra konuşursun canım. Bırak şimdi hadi gel sakinleş biraz hadi canım. O adamın kim olduğunu bilelim de ona göre hareket edelim. Baba, bunu ondan öğrenemeyiz ki. Nasıl olsa doğruyu söylemeyecek. Necla. Babacığım, gel otur ne olur. Öfkeyle söyleyeceğimiz her söz Şevket'i de yaralayacak biliyorsun. Hadi. Hay Ayşe. Sesiniz çıkmasın gebertir. Adam gibi oturup konuşalım. Sen demedin mi? Önce biz ne yapacağımızı bilelim diye. Önce düşünelim, bir karar verelim. Sonra. Düşün daha beter oluyorum Hayriye. Bir türlü azmedemiyorum ya. Hele ben çıldırıyorum.
Şevket için daha sakin davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün elimi kolumu bağlayan bu zaten. Şevket. Onun için tutuyorum kendimi. Onun için sıkıyorum dişimi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.